gelin gelin. Sayın Üreğe. Bugün rahat şekilde dolaşıyorlar. Bizim bakanlığımızın kıymeti. Ama size söz vermedim ki. 2018 yılları arasında. Bütün arkadaşlar konuşursa ne olur? Hanımefendi arkadaşlarınız. Lütfen. Hanımefendi. Ben Sayın gülmüyorum. Bakan. Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar. Yani eğer benle böyle bir konuşma içerisine girecekseniz ben o konuşmalarda mahir olduğumu bilirler. Lütfen ben bu meselemi anlatayım. Burada da önemli bir ben hırsızın kim olduğunu söylerim oraya oturursun ha. Bak hırsızın kim olduğunu söylerim oraya oturursun. Türkiye'de arkadaşlar ne yapalım? İstediğini söyleyen istemediğini işitir lütfen. Arkadaşlar, kürsüde Atip var. Yerinizden konuşmayın. Uyuşturucuya bağlı ölümler konusunda biraz önce Avrupa rakamlarını arkadaşlar, biraz önce Avrupa rakamlarını Sayın Bakan, söyledim. Ya sayıları duyunca bağıran insanları ilk defa görüyorum ya. Biraz lütfen önce ya. Uyuşturucuya bağlı hakikaten bir tane okulun etrafında uyuşturucu satıcısı görün. İstifa etmeyen Süleyman Soylu namerttir ve alçaktır. Bir tane görün. Burada öyle bedava laf konuşmayın. 24 saat çocuklarımızı bundan kurtarmak için büyük bir mücadele ediyoruz. Zamanım bitiyor. Ama daha ziyade yetiştirmeye çalıştım sözlere. Ama arkadaşlarımız dinlemek istiyorlarsa uzatabiliriz tabii. Bitmedi. Ağrıyı bilenler bilir. Ağrıya gittiğimizde işte bizim bakanlığımız hizmeti bu. Akşam 5'ten sonra 6'dan sonra PKK terör örgütü yüzünden orada sokağa çıkamayan 15 yaşındaki çocuklar gecenin birinde bugün rahat şekilde dolaşıyorlar. Bizim bakanlığımızın hizmeti. Huzur içerisinde, güven içerisinde. Huzur içerisinde. Yetmedi. Yetmedi sadece eline silah vermek. Sayın Hürriyet size de mi söz verdim? Susarsanız önce siz arkadaşlar. Sayın Bakan bir dakika. Tamam. Bakın, bir dakika buyurun. 47.150 çocuğa ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir yılda kodlama eğitimi vermişler. 47.150 ve bize özel bunun sunumunu gerçekleştirdiler. Kimisi akıllı ev yapmış. Kimisi robot. Kimisi derslerini bilgisayara aktarmış, kimisi belki de dünyada parmak ısırılacak oyunlar gerçekleştirmiş. Benim oradaki çocuklarımın mühendis olması için, benim oradaki çocuklarımın doktor olabilmesi için, benim oradaki çocuklarımın hemşire olabilmesi için, anasının dizinin dibinden teröristin onu alıp o pislik PKK'lılara getirip sunmaması, meze yapmaması için oradaki bu çalışmalar güvenliği ilgilendirir. Sizi ilgilendirir, bizi ilgilendirir, hepimizi ilgilendirir. Ve buna devam eden bir anlayışı hep beraber ortaya koyacağız. Terörist olarak öldürdüğümüzün cenazelerine HDP'li milletvekillerini göndermediğimiz doğrudur. Ne yaparsanız yapın göndermeyiz. Engelleriz. Ne yaparsanız. Yalan söyleyen ben değilim. Yalan söyleyen sizsiniz. Çünkü ben cumartesi annelerine paçoz diye bir söz söylemedim. O siyasi kolu olduğunuz PKK terör örgütüne paçoz dedim. Bunu da söyleyeyim. Siyasi kolu olduğunuz PKK terör örgütüne paçoz dedim. Yine yalan söylüyorsunuz. Komisyon toplantısında herkes şahittir. İsmini bahsettiğiniz milletvekili parmak sallayarak beni tehdit etti. Ne olacağını göreceksiniz dedi. Hiç umurumuzda değil. PKK terör örgütü tesis etsin, siz tehdit edin. Hız gelir tırız gider. Hiç önemi de yoktur. Ama artı bir şey daha söyleyeyim. Ben Sayın Engin Altay'dan şunu beklerdim. Bakın, burada konuştum. Ben buraya ilk kez oturuyor değilim. DHKPC ile aranıza mesafe koyun dedim. Hatırlıyor musun? Bak, bir saniye ben bir izah edeyim. Arkadaşlar, bir izah edeyim. Genel Başkan Yardımcınız geldi. Kendisine, ismini de söylerim. Genel Başkan Yardımcınız geldi, kendisine meselelerin ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Çok duyarlı bir şekilde, siz merak etmeyin, bunu Sayın Genel Başkanımıza da izah edeceğiz. Bu konuda gerekli tedbirler alacağız dedi. 3. Ondan sonra bugün gelinen durumu söyleyeyim. Sizin de beraber olduğunuz, aynı sivil toplum örgütü çatısı altındaki 2-3 tane sivil toplum örgütüne DHKPC çökmeye çalıştı.
Yine biz müdahale ettik. O sivil toplum örgütlerinin yöneticisi, başta KESK olmak üzere, DHKPC sabahtan akşama kadar onların resimlerini ve isimlerini afişe ederek onlara ölüm çağrıları yapıyor. Şimdi bizim CHP'den de talebimiz şudur. Bu ülkede, bu ülkenin huzur ve güven içerisinde olmasını temin edebilmek için. Öteki taraftan bir talebimiz olamaz. Ama sizden talebimiz şu. Terör örgütüyle bir siyasi partinin arasına mesafe koymasını ve onun talimatlarıyla beraber hareket etmesini buradan dillendirmeniz gerekir. Bu ülke aynen söylediğiniz gibi hepimizin ülkesidir. Ama şu meşruiyet terör örgütüne güç verir Sayın Altay. Eğer orada insanlar hangi sahikle oy vermiş olabilirler? Eğer durup terör örgütünün siyasi bir kolu olan bir partiyi dönüp oy veren insanlarla aynı çatı altına koyarsanız bu terör örgütüne de terör örgütünün siyasi kolu olan o siyasi partinin yaptıklarına da meşruiyet sağlar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bu Türkiye'deki bir siyasi partinin politikası olamaz. Bu olursa ne olur? Beni niye, nereden ilgilendirir? İçişleri Bakanı olarak beni nereden ilgilendirir? Çünkü terör örgütüne eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altından böyle bir meşruiyet bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek eğer yüklenmeye çalışılırsa bununla yine bizim güvenlik güçlerimiz, yine huzurumuz, yine sükunumuz ve yine istikrarımız uğraşır. Onun için beni ilgilendirir. Bu vesileyle kayyumla ilgili bir cümle açıklama yapmam lazım. Çünkü yanlış bir tamam, şey var burada. Lütfen. Kayyumla alakalı CHP'nin de AK Parti'nin de Milliyetçi Hareket Partisi'nin de, yani şurada çatısı altında bulunan partilerinde bir takım belediyelerini görevden aldık. FETÖ'yle iltisaklı olanlara kayyum atadık. Çünkü kanun net ve açıktır. Terörle iltisaklı belediyelere kayyum atanır diye. Kayyum atandı. Öbür taraftan HDP'nin de içinde bulunduğu bazı belediyelere kayyum atamadık. Çünkü onlar terörle iltisaklı olduğu için almamıştık. Bir veya iki belediye var böyle. Kars Kazman dahil olmak üzere. Ve yine burada özür diliyorum. Bir ilçe belediyesi var. Orada kendi kendilerine seçtiler ve kendi kendilerine buldular. Ama terörle iltisaklı belediyelere kayyum atanır ve kayyumla beraber idare edilir. Bu FETÖ için de geçerlidir. Bu PKK için de geçerlidir. Bu diğer terör örgütleri için de aynı şekilde geçerlidir. Bir cümle söylediniz. Biz terörü destekleyenlerden hesap sormaya devam edeceğiz. Bunun başka bir çaresi yok. Sayın Emin, Sayın Başkan, uzatalım mı diyorsunuz? Bana müsaade ederseniz, Sayın Başkan, bana müsaade ederseniz. Lütfen. Önümde çok mesele var ama bir örneği verip toplumumuzu, milletimizin nereye geldiğini, aslında nasıl bir sürece doğru evrilmemiz gerektiğini anlatmak istiyorum. Bundan 15 gün önce ben Ağrı'ya gittim. Arkadaşlarım bilirler. Biz Ağrı'ya çok giden, çok defalarca orada olan kardeşlerimiz. 3 yıl önce Ağrı'ya gittiğimde Allah'a yemin olsun ki çöp dağlarından Ağrı geçilmiyordu. Şimdi gittiğimde oradan dönerken şu tweet'i atmak durumunda kaldım. Allah'ıma hamdolsun, ölsem de gam yemem Ağrı'yı böyle gördüm. Ben de bu memleketin evladıyım. Ağrı'ya indim. Ben bu Ağrı'yı anlatacağım ve bitireceğim. Ağrı'ya indim. Havalimanında. Bir dakika. Yani ben Ağrı için sizden özel bir müsaade istedim. Eğer tabii, buyurun, teşekkür buyurun. Edeceğim, bırakacağım. Buyurun. Dedi ki şu karşıda çok güzel bir jeotermal alanı bulduk. Şimdi oraya köprü yapıyoruz. Yakın zamanda oradaki otelleri göreceksiniz. Yola çıktık. Yolun sağ tarafı olduğu gibi yeşillendirilmiş. Sol tarafında bütün binalar tertemiz ve Ağrı'ya öyle giriyoruz. Ardından merak etmeyin, anlatacaklarım da bu ülke var. Ve ardından Bahri Bey beni bir yere götürdü. Bir spor salonuna girdim. O spor salonundan 4 tane yaptırmış. O spor salonunda 150 kadın çalışıyor. Dedi ki bu spor salonundan 4 tane var. Bursa'dan ve İstanbul'dan Ağrılı tesisleri aldım, getirdim ve 600 kadına burada istihdam sağladım. Yetmedi. Oradan bir yere daha götürdü. Tekstil kent kurmuş. 5500 metre birinci, 5500 metre ikinci, 12.000 metre üçüncü. Yani
toplam, özür diliyorum, 22 bin metrekare üçüncü, toplam 55 bin metrekareyi 2019'un Haziran ayında tamamlanacak ve 2019'un Haziran ayının sonu itibariyle 6500 ağırlı kadının çalışacağı hayalimde görsem inanmam, bir tekstil merkezi ve tekstil kent kurdu. Herkes sırada. O spor salonlarından birisindeki tekstilcinin ne olursunuz bana da burada yer verin diye rica ettiği bir tablo.